Sevgili seyirciler, Prag'a geri dönelim isterseniz. Prag'da ilginç anlar vardı. İki düşman ülkenin lideri Erdoğan'la aynı masaya oturdular. Daha düne kadar karşılıklı savaşın, sıcak savaşın devam ettiği, karşılıklı düello, açıklama düellolarının devam ettiği iki lider, Aliyev ve Peşinyan, sürpriz bir şekilde Prag'da Erdoğan'la beraber aynı masaya oturup sohbet ettiler. Erdoğan'dan da Ermenistan ve Suriye açılımı geldi diyebiliriz. Özellikle Suriye konusunda Esad'la yeniden görüşebiliriz. Şu anda alt düzeyde görüşmeler devam ediyor dedi Erdoğan. Ve iki ülke içinde, Ermenistan içinde, Suriye içinde yeni bir açılımın kapıda olduğunun da haberini verdi. Bu arada Erdoğan'la Aliyev yolda yürürlerken, koridorlarda yürürlerken bir Azerbaycanlı gazetecinin sorusu karşısında da ilginç bir Soros muhabbeti, daha doğrusu Soros şakası ortaya çıktı. Bu da Prag'ın unutulmaz anlarından bir tanesiydi. Gelin isterseniz neydi yakından bakalım. Cenab-ı Prezident. Kız ne oluyor sana? Bu bizim değil gazeteci ya. Bu bizim değil, sizin değil. Bizim değil. Sizin değil. Gazeteci ya. Bunun diyor maliyeti ne olur diyor. Maliyet demedim, engel dedim. Sayın Cumhurbaşkanım bana güldüler. Azatlık Radyosu, Cenab-ı Prezident. Bunlar şey Soroslular. Öyle mi? Kız ne yaptın sen? Değilim ben Cenab-ı Prezident. Vallahi değilim, yemin ediyorum. Bak, Azatlık Radyosu. Bunların radyoda 5 yıl çalışana, Green Card 10 yıl çalışana Amerikan pasaportu veriyor. Öyle mi? Tabii. Yani hayatta adım atmadan pasaport alanlar var. Doğru mu? Bana gidince bir tanım öğrendim sizi. Ona göre. Evet canım. Ama ya sakın öyle bir iş yapmıyorsun. Asla Cenab-ı Prezident. Ama hayırlı değil. Ben gazeteciyim. Sevgili seyirciler, Prag'daki ilginç anlardan bir tanesi de Emmanuel Macron'un tam da Erdoğan'la Aliyev konuşurken araya girdiği anlardı. Erdoğan espriyle karışık, gel seni de Türk Birliği'ne alalım esprisini yaptı. Oysa Macron bundan birkaç gün önce, bu toplantıya gelmeden önce ilginç bir kıyafetle kameraların karşısına çıktı. Onu hep takım elbiseyle görmeye alışık kamuoyunun karşısına boğazlı kazak giyip çıkıp tasarruf yapın dedi. Zira Ruslar Vanayı kapattılar. Avrupa'da winter is coming diyebiliriz. Soğuk bir kış var. Gazsız geçme ihtimali var. Bunun için de çeşitli hazırlıklar da yapılıyor. Bu arada OPEC'ten de bir haber geldi. Suudi Arabistan liderliğinde 13 üyeli petrol ihraç eden OPEC, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi ve de petrol üretimini azaltacaklarını söylediler. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sefer şok yarattı ve de onlar da fiyatlarda da artış oldu. Bu arada Rusya'da İran'la petrol ve gazda bir swap anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Biliyorsunuz şu anda Rusya'nın etrafı çevrelenmiş durumda. Bir yandan Ukrayna'da savaş var, bir yandan da büyük bir ekonomik ve yaptırım savaşı devam ediyor. Rusya da bunu kırmak için komşu ülkelerle farklı anlaşmalar yapıyor. Biliyorsunuz Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında her iki liderle de konuşabilen tek ülke. Erdoğan'ın başarısı, büyük başarısı olarak tanımlasak az bile. Nitekim son günlerde yapılan bir esir takası da bunu tescilledi. Her iki ülkenin askerleri Türkiye'nin koordinasyonunda ve gözetiminde takas edildi. Ancak ilginç bir şey yaşandı. Ruslar Azov taburu olarak tanımladığı ve ırkçı, faşist olarak nitelediği kimi komutanları bir şartla teslim ederiz dedi, esir aldıklarını. Bunlar dedi, savaş devam ettiği sürece Ukrayna'ya geri dönmeyecekler, savaş sahasına geri dönmeyecekler, Türkiye'de kalacaklar. Esir takası yapıldı ve konu kapandı. Ta ki Zelenski'nin eşi bu hafta Türkiye'ye gelip Azov taburundaki bu komutanları, askerleri ve ailelerini ziyaret edene kadar. Şu ana kadar 200 savaş esiri takas edilmiş durumda ve Zelenski'nin eşi gelip bu görüşmeyi yaptıktan sonra Olena Zelenski, Türkiye'de Azov kahramanlarıyla görüştüm. Gösterdikleri çaba ve direnç için minnettarlığımı belirttim. Bugün önemli bir gün ama daha uzun bir yol var. Ukrayna özgürlük ve herkesin evine dönmesi için savaşacak dedi. Biz de ulaşmaya çalıştık ancak kapı duvar. Anladığımız kadarıyla şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde ve basına demeç vermiyorlar. Ancak konu ilginç. Kim bunlar? Ta Zelenski'nin eşini savaş ortamında oradan kalkıp burada ziyarete gelecek kadar. Gelin isterseniz bunu bir gazeteciye ve Doğu Avrupa uzmanı Deniz Berktay'a soralım. Sayın Berktay, siz şaşırdınız mı Zelenski'nin eşinin Türkiye'ye geldiğinde Azov taburunu ziyaret edeceğini gördüğünüzde? Ben oldukça şaşırdım, hiç beklemiyordum. Kimdir bu Azov taburu dediğimiz insanlar ya da komutanlar?
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki Rusya-Ukrayna ilişkileri son derece karmaşık ve çok boyutlu ve burada tarafların birbirleriyle ilgili iddiaları ve çeşitli konularla ilgili iddiaları birbirine taban tabana zıt durumda. O nedenle hangisinin söylediği gerçek, gerçek nerede onu bazen tespit etmek son derece zor olabiliyor. Şimdi Azov taburu nedir dersek gönüllülerin kurduğu bir birlik ve düzenli orduya bağlı değil, genelkurmaya bağlı değil, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ulusal Muhafızlar diye bir birim var. Yani bir nevi askeri polis teşkilatı. Bu da onlara bağlı fakat gönüllüler tarafından kurulmuş durumda ve kendi iç özerkliği olan, kendi içinde ayrı yasaları olan bir birlik, bir savaşçı birlik diyebiliriz. Peki nasıl kuruldu bu? Önce bir 8 yıl öncesine gidecek olursak, 8 yıl önce 2014 yılının başlarında biliyorsunuz Ukrayna'da Batı yanlıları bir ihtilal yapmıştı. İhtilal, o zamanlar iktidarda Rusya'ya yakın çizgide olan Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych vardı. Batı yanlısı gruplar onu devirdiler. Fakat tabii yönetim değişikliği bir seçim yoluyla değil de ihtilalle olunca Rusya Ukrayna'daki yeni yönetimi, Batı yanlısı yönetimi tanımamıştı. Rusya demişti ki, Rusya yönetimi, biz Ukrayna'daki yeni yönetimi tanımıyoruz. Kiev'de Amerikan destekli faşist bir darbe meydana gelmiştir. Biz Rusya'ya kaçan Yanukovych'i Ukrayna'nın meşru cumhurbaşkanı olarak tanıyoruz demişti Rusya yönetimi. Ve Rusya bu olayı gerekçe göstererek ihtilalden yaklaşık şöyle bir hafta kadar sonra, yani ihtilal yapan grup daha gözünü açmaya vakit bulamadan Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmişti. Kırım Yarımadası çünkü Karadeniz'de Rusya açısından da çok büyük önem arz eden bir yer. Orayı ele geçirdi Rusya ve hemen ardından da 2014 yılının ilkbahar aylarında Ukrayna'da Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu Güney ve Doğu Ukrayna şehirlerinde, yani Donetsk, Lugansk, Harkov, Odessa, Dnipropetrovsk gibi illerde Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu yerlerde Rus yanlısı gruplar gösterilere başladılar, olaylar çıkmaya başladı ve o dönemde Rus yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta Donetsk ve Lugansk il merkezlerini ele geçirdi. Dolayısıyla 2014 yılı Ukrayna'nın altının üstüne geldiği bir dönemdi ve o dönemde Rusya Kırım Yarımadası'nı ele geçirirken ve Kırım'ı bugün nasıl Ukrayna'nın dört iline ilhak ettiyse, kendi topraklarına kattıysa, benzer şekilde 2014 yılında da Kırım Yarımadası'nı Rusya ilhak etmişti. Fakat Rus askerlerinin Kırım'ı ele geçirdiği günlerde bir de ortaya çıkmıştı ki Ukrayna ordusu ismi var, cismi yok bir teşkilat. Çünkü o dönemde 2014 yılında Ukrayna'nın kağıt üzerinde 170 bin civarında askeri vardı. Fakat fiilen eli silah tutabilen sadece 5 bin askeri vardı. Yani bir ülke düşünün, yüz ölçümü Türkiye'nin yüz ölçümüne yakın, Ukrayna'nın yüz ölçümü 603 bin kilometre kare ve Ukrayna Avrupa'nın üçüncü büyük ülkesi yüz ölçüm bakımından Türkiye'den hemen sonra geliyor ve yanı başında da Rusya gibi sorunlu olduğu bir komşusu var. Fakat eli silah tutabilen sadece 5 bin askeri vardı. Öyle olunca, yani savaşabilecek durumda olan, öyle olunca Rusya tabancanın tetiğini bile çekmeden Kırım Yarımadası'nı ele geçirmişti ve kendi topraklarına kattığını açıklamıştı. Ve ilkbahar aylarında da bu sefer Ukrayna'nın güneydoğu şehirlerinde bu şekilde ayrılıkçı gruplarla, Rus yanlısı gruplarla çatışmalar başlayınca ortaya çıkan güvenlik boşluğunu bir şekilde gönüllü birlikleri doldurmaya başladılar. Azov taburu da bu şekilde 2014 yılının Mayıs ayında kuruldu. Fakat diğer taraftan bu taburu kuran kişi Andrei Bilecki, kendisi radikal milliyetçi eğilimlere sahip biri ve taburda bulunan pek çok kişi, yani taburun tamamı böyle diyemeyiz fakat taburda bulunan taburda çarpışmış, görev almış ya da halen taburda bulunan kişilerden önemli bir kısmı gerçekten radikal milliyetçiliğe inanıyor. Yani biraz nazizme yakın çizgide olan kişiler var. Fakat şunu özellikle göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu çünkü Azov taburu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlıca suçlamalarından biriydi. Rusya 2000 yani bu yılın Şubat ayında Ukrayna'ya müdahale ederken başlıca taleplerinden biri Ukrayna'yı nazizmden arındırmaktı. Çünkü Rusya yönetimi bu tabura dayanarak bütün Ukrayna'daki silahlı kuvvetlerin ya da Ukrayna'daki bütün milliyetçi hareketin Nazi yanlısı olduğunu iddia ediyor ve bir de bu taburdaki bazı radikal milliyetçi unsurlara bakarak bütün Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani meseleyi iki yönden bakmak lazım. Bu milliyetçi hareket içinde, Ukrayna'daki milliyetçi hareket içinde radikal eğilimde olanlar
Nazi sempatisi olanlar var mı? Sempatizanı olanlar var mı? Var. Fakat buradan yola çıkarak bütün Ukrayna bağımsızlık mücadelesini ya da Ukrayna'daki bütün milliyetçi hareketleri nazizm olarak nitelendirebilir miyiz? Nitelendiremeyiz. Yani olayı bu iki açıdan bakmak lazım ve Rusya bu Şubat ayında Ukrayna'ya müdahale ederken başlıca taleplerinden biri Ukrayna'nın NATO üyeliğinin tamamen gündemden çıkmasıydı. Ukrayna'nın tıpkı İsviçre gibi daimi tarafsız devlet statüsüne sahip olmasıydı. Onun dışında askerlikten arındırma, yani demilitarizasyon diye bir maddesi vardı. O da özellikle Ukrayna'nın bir askeri üs olmaktan çıkmasıydı. Yani Ukrayna'daki askeri varlığın Rusya'yı tehdit etmeyen bir düzeye indirgenmesi, ayrıca denazifikasyon, nazizmden arındırma şeklinde Rusya'nın bir talebi vardı. O da Azov taburunun lağvedilmesi ve bunun gibi milliyetçi örgütlerin lağvedilmesi ve Ukrayna'da Rus karşıtı söylemlerin ve Sovyetler Birliği'ni eleştiren, çünkü Ukrayna Rusya özellikle Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nı kazandığı dönemi kutsallaştırıyor. Buna karşı olan söylemlerin Ukrayna'da resmi tarihten, resmi ideolojiden arındırılmasıydı. Sayın Berktay, bu değişimde ben Türkiye'nin rolünün de tam olarak ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Bunun iletişimi bilerek mi, bilmeyerek mi bilmiyorum, tam olarak yapılmadı. Türkiye'nin rolü neydi bu komutanların Türkiye'ye getirilmesinde? Şimdi şöyle söyleyelim, Türkiye'nin bu arabuluculuktaki rolü çok büyük. Yani bu esir takasındaki ve Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerde çok hassas bir denge kurmuş durumda. Ve ilişkilerin geneline de baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin 30 yıldan bu yana, hatta 31 yıl oldu neredeyse, 1991'den bu yana, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Türkiye genellikle bazı istisnai dönemler dışında bu bölgeye çok yönelik, çok dengeli bir politika izlemiş durumda. Ve Türk dış politikasında hatta belki en dengelerin böyle en hassas gözetildiği bir coğrafya burasıdır diyebiliriz. Çünkü bir taraftan Ukrayna ile Türkiye'nin iyi ilişkileri var, öbür taraftan da Rusya ile iyi ilişkileri var. Ve Türkiye birisiyle ilişkiyi bozmadan diğeriyle ilişkileri sürdürebilmeyi başardı bu zamana kadar genel olarak. Ve tabii şu da var, Türkiye'nin iki taraflı iyi ilişkilerinin olması da Türkiye'ye arabuluculuk konusunda büyük bir imkan sağlıyor. Yani Ukrayna bir konuda sıkıştığı zaman ya da Rusya'nın bir konuda bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman tabii ki sonuç olarak karşı tarafla ilişkisi iyi olan ülke ya da her ikisiyle ilişkisi iyi olan ülke ancak arabuluculuk yapabiliyor. Mesela bir esir değişimi konusunda bir Amerika veya İngiltere'nin yapması söz konusu olamazdı. Çünkü Amerika ile İngiltere doğrudan doğruya aslında bu savaşın tarafı durumunda. Çünkü Ukrayna'yı en aktif şekilde destekliyorlar, silah desteği veriyorlar ve savaşın devam etmesini istiyorlar. Ona da birazdan ayrıca değiniriz. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğu başlıca iki ana kategoriye ayrılabilir. Birincisi, savaş sırasındaki acil ihtiyaçlar nedeniyle yapılan arabuluculuk, ki buna tahıl koridoru konusunu dahil edebiliriz. Çünkü dünya genelinde gıda krizi, tahıl krizi baş göstermek üzereydi. Ukrayna'da tahılını ihraç edemiyordu. Rusya'da kendi tahılını ihraç edemiyordu. Türkiye bu acil konuda bir arabuluculuk üstlendi ve meselenin çözümüne katkıda bulundu. Ya da esir değişimi konusu savaş sırasındaki acil sorunlardan biri. Ve esir takasında da Türkiye önemli bir arabuluculuk üstlendi. Fakat bu birinci kategori, bir de ayrıca ikinci konu var. O da genel savaşın bitişi ve barış yapılmasına ilişkin arabuluculuk yapmak. Türkiye'nin bu konuda aldığı bir inisiyatif vardı. Mart ayında, yani Şubat sonu ve Mart başlarında, yani Rusya'nın Ukrayna'ya taarruzunun başladığı 24 Şubat'tan itibaren Türkiye bu konuda araya girmeye gayret etti. Yani bir arabuluculuk yapmaya. Fakat savaşın başlarında, Şubat sonu ve Mart aylarında genel olarak Ukrayna istekliydi barış yapılmasına ve uzlaşmaya, Rusya mesafeliydi. Çünkü o dönemde henüz Rusya kısa bir operasyonla Ukrayna'da bütün istediği amaçlara ulaşacağını düşünüyordu. O dönemde mesela savaşın ilk günlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov demişti ki, tamam biz ateşi keseriz, ateşi kesmenin bir şartı var. Ukrayna askerleri silahlarını bıraksınlar, ateşi keselim, yani teslim olun, ateşi keselim diye gayet böyle üst perdeden konuşuyorlardı. Fakat Ukrayna o zaman ateşkese daha yatkın durumdaydı. Ateşkes ve barış yapılmasına. O dönemde yalnız Rusya pek fazla bir çıkar yol sağlamıyordu. Derken taraflar İstanbul'da bir araya geldiler. 29 Mart'ta biliyorsunuz İstanbul'da Türkiye'nin de öncülüğünde Rusya ile Ukrayna bir araya geldi. Bir anlaşma sağlanmak üzereydi.
Fakat hemen ardından ki bu Ukrayna basınına da yansımış durumda, yani Ukraynalı yetkililer de bunu yalanlamıyorlar. 9 Nisan tarihinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkent Kiev'e ani bir ziyarette bulundu ve Ukrayna basınına da yansıdığına göre Boris Johnson, dönemin İngiltere Başbakanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski hiçbir şekilde barış yapmama, müzakereye devam etmeme çağrısında bulundu. Ve bundan sonra müzakereler tamamen çıkmaza girdi. Bu bir. İkincisi ise şimdi en son dönemde, yani bu 30 Eylül'de biliyorsunuz Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus işgali altında bulunan 4 ilini ilhak ettiğini, yani resmen Rusya'ya bağladığını ilan etti. Bu tabii uluslararası kamuoyu tarafından tanınmıyor, Türkiye tarafından tanınmıyor, Ukrayna tarafından hiç kabul edilmiyor. Şimdi Rusya buralar artık benim vatanımın bir parçasıdır deyince Ukrayna'da hiçbir liderin bununla anlaşma imkanı yok. Bu da müzakere masasını deviren bir diğer durum. Sayın Berktay, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.